2021 tarihinde yaptığı bir paylaşım var, sözler var. O sözleri de ekranlara getireceğim izninizle. 2021 yılında, bu Ocak ayında İslem'den haberi var mıydı? Vardı. Vardı değil mi? Bu defa gerçekten yorgun düştüm diyor Özlem. Kendi yaptığı paylaşımı yazdığı yazıyı birazdan izleyeceksiniz. Direnemiyorum diyor. O kadar ağır geliyor ki her şey. Sadece hak etmedim diyebiliyor. İnsan hak etmediklerini de yaşarmış. Bunu da öğrendim. Öğrendiklerim daha da çok acıtıyor canımı. Ben sadece susabiliyorum demiş bir. Gelsin ekranlara. Ne olursun kesbedin hepini yalnız. Bu ateşe sen attın. Ne olursun kesbedin. Bir de yani Hasan'ı sevmiş maalesef. Şu dövmeyi ne zaman yaptırdı Özlem? Ölmeden 5 ay önce falan. Ya. Dövme yaptırdı. İslam'dan haberi olduğu halde. Bayağı evet. Seviyor o zaman. Belki geri döner. Ümidiyle yaptı. Bu kadar... Beraber gitmiştik. Ha, beraber mi gittiniz? Evet. Sen demedin mi? Niye yazıyorsun? Ben söyledim. Belki döner dedi. Ben de onu kırmak istemedim. Neyse mutlu olmuş o anda. Öyle düşünelim. Yani Hasan hak etmiş mi bilmiyorum ama şu an hak etmemiş gibi duruyor. Ama en azından Özlem onu yazdırırken mutlu muydu? Mutluydu. Çünkü o sıra Hasan da vardı. O da Özlem'in ismini şurasına yazdı. Ha, ismi bırakmıştı. Hayır, ismim neydi? Sadece göz boyama amacıyla hani Özlem'den bir şeyler alıp gidecek ya tekrar. İsmini buraya yazdı. Ertesi gün o dövmeciye gidip sildirmişti. O dövmeci de sesimi duyuyorsa bağlanabilir. Ay bağlan, konuşalım tabii kendisiyle. Ha, önce kandırmak için isim yazıyor. Evet. Ertesi günü gidip sildirmişti. Bayağı kazıtıyor dövmeyi. Evet. Acı, yani dövme de acıtıyor yani. Bir de gidip sildiriyor mu? Allah'ım ya. Özlem'in 15-12-2021 Aralık'ta bir sene sonra yani bir Ocak'ta bir paylaşımı yapıyor. Sonra Aralık ayında 2021. Sonra Şubat ayında yaptı. Sonra yine 30 Mayıs'ta yaptı. 3 paylaşımı arka arkaya getirir misiniz arkadaşlar? 2, 3 ve 4. Çok yalan söyleyip hayatımı mahvettim. Ya bir tane bile mutlu paylaşım yok ya. Sürekli keder, keder, keder. Ölüm kadar gerçek sanmıştım, meğer dünya kadar yalanmışsın. Ölmedim ama içimde sağ kalan kimse kalmadı. Masada bırakılmış çay gibiyim. Gittikçe soğuyorum hayattan ve insanlardan. Bir de Özlem'le ilgili bunları kocasına yazan biriyle ilgili beni aldatıyor dedi ya. Eski beni aldatıyor dedi yani. Acaba ayrılmayı düşünüp onu bırakıp başka bir hayat kurmak istedi mi Songül? Bilmiyorum. Yani çoğu kez şey derdi. Giderse de çocuklarımla kendi düzenimi kururum derdi. Bizim ona ihtiyacımız yok derdi. En son o karara vardı. O noktaya gel yani. Şu 5 ve 6 nolu paylaşımları da bir ekranlara gelsin. 7 ve 8'i de arka arkaya getirin. Yani artık tamamen Hasan'ı hayatından çıkarmaya karar vermiş. Ama anladığım kadarıyla Hasan bunu hazmedememiş. Yani Hasan ondan ayrılmak mı istiyordu? Ayrılmayı yoksa... istiyordu. Ama hayatında kalıp mı devam etsin istiyordu? Yani... Cinayet işlediyse neden işledi? Hem gitmesini istiyordu hem kalmasını istiyordu. Ben anlamadım yani. Hem resmi nikahını öncelikle istiyordu. Özlem de dedi Maksud'dan vermem. Hayır şunu mu yapmak istiyordu? Yani İslim'le resmi nikahlı evlenip Özlem'i kuma mı yapacaktı? Evet. Şaka yapıyorsun. Öyle bir niyeti vardı.
Şaka yapıyorsun. 5 çocuğunun annesini kuma yapacaktı. Resmi nikah isimde kalacaktı. Ablam imam nikahıyla yaşayacak. Böyle istediyse yazıklar olsun. Evin var zaten. Ne istiyorsan getiririm. Nafakayı da veririm. Ama ne resmi nikah ver. Benden vazgeç. Nikahımı ver. Bir defa dedim Özlem yeter kızım yeter. Artık yeter. Yeter evden otur. Bunu boş ver resmi nikahını ver. Dedi anne bilmiyorsun derdimi kimseye anlatamam. Sana anlatamam ama kimse derdimi bilmiyor. Bilmiyor. Bilmediğiniz dedim, derdin ne var acaba? Bana anlatmadı. Şu yazdıkları ekranlara gelsin. O satır aralarında belki bir şeyler buluruz. Sosyal medyaya da koyacağım. Bütün hepsini oradan göreceksiniz ayrıntılı sevgili izleyiciler. Programı tekrarını zaten izleyeceksiniz. Show TV'de biliyorsunuz YouTube kanalında da tekrarımız var. Ay, bir gelsin ekranlara paylaşımı Özlem'in diğerleri. Arka arkaya verin arkadaşlar. Evlatlarımı kucaklarım. Evlatlarımı. Hepsini verir misiniz? Erken aldınız. Hepsi okunsun. Verin devamını. Verin arkadaşlar. Erken aldınız. Acaba bir daha versenize. Tam okunmadı onların hepsini. Az önce girdikleriniz bir daha. Çünkü hepsini Özlem'in duygularını yakından şahit olmanızı istiyorum sevgili izleyiciler. Bir cinayet iddiasını konuşuyoruz. Ben sustum. KJ'yi de alın Özlem konuşsun. Aslında şu anda Özlem konuşuyor ya. Atlarımı kucaklarım. Atlarımı kucaklarım. Evlatlarımı. Sosyal medyasında yazdığı yazılarla konuşmuş aslında. Demiş ki gitmek istiyorsa bıraksın, gitsin. Aklı senin olmayanın, bedeninin yanında olmasını ister misin diye sormuş mesela. İyilik yaptığım insanların nankörlük yapması kadar hiçbir şey tiksindirmedi beni bu hayatta. Her şey bir yana, nankörlüğü asla tahammülüm yok demiş Özlem. Nasıl olsa küsmüyor, her durumda idare ediyor dediğin kişinin gün gelir o kocaman sevgisi kocaman nefrete dönüşür ve senden tamamen vazgeçer. Unutma, kimse vazgeçilmez değildir. En son Hasan'dan vazgeçmeye karar vermiş. Ama galiba aralarındaki bu mal mülk meselesi mi sorun oldu? Geri mi istedi? Hasan isteme de bir şeyler vermeyi istiyordu. Çünkü Özlem bazen anlatırdı. Neyi yani vermek istiyordu? Özlem'in adına olan bir şeyleri alıp İslim'in adına yapmayı istiyordu. Çünkü İslim de istemişti. Yani bir yıllık falan sevgilisi. Yani yıllarca birlikte, yani sonuçta Özlem de çocuklara bakarak bir mücadele vermiş, çalışmış evin içinde yani. Mücadelesi olmuş ya. Onu alıp İslim'e mi verecekmiş? Hatta diyor ya, Özlem'e bir araba almıştım. Çalıştığı kurs için araba almıştı. Kendi kaçak şeyler yapıyor diye kendi adını alamadı. Özlem ablamın adına yaptı. O arabayı sattı, parayı İslim'e götürdü. Ablam parayı görmedi.